sıcak bir ortamda, mesela artık Türkiye'de sıcaklar başladı. İşte Güneydoğu Anadolu'da 40'lı derecelere çıktı. Hatta bu hafta sonu İstanbul'da bile bu derecelere doğru çıktı. Dolayısıyla halbuki insan vücudu 36,5 derece. Düşününüz, siz bir adamı bir sistemin içerisine koyuyorsunuz. O sistem 40 derece, 45 derece. Hatta Güneydoğu'da, Urfa'da efendim yaz aylarında bu 50 dereceye kadar çıkıyor. Güneşte 50 derecenin üzerine çıkıyor. Ama orada insan vücudu dış ortam 50 derecelerdeyken insan vücudu yine 36,5 derecede devam ediyor. Ki Cenab-ı Hak tıpta homeostazis denilen, yani vücudu çevreyle ilgili dengesini oluşturan bir sistemi Cenab-ı Hak insan vücuduna, hayvan vücuduna, bütün zihayatın vücuduna yerleştirmiş ve zihayatlar o yüksek sıcaklık ortamlarında terleme yoluyla, buharlaşma yoluyla o fazla ısıyı atmak suretiyle dış ortama, ondan sonra o 36,5 dereceyi muhafaza etme noktasına Cenab-ı Hak bir sistem koymuş. Halbuki siz bir metal parçasını o saatte dışarıya bırakırsanız dışarıdaki sıcaklık neyse o metal o sıcaklığa gelir. Ya da efendim bir kumaş parçasını dışarıya koyarsanız yine o sıcaklığa gelir. Ama insan vücudu o yüksek sıcaklıkta fazla sıcaklığını atmak suretiyle dış ortama, ki dış ortamın ısısı yüksek olmasına rağmen o 36,5 dereceyi muhafaza ediyor. İşte insanlık mesela bu örneği görmüş ve bugünkü buzdolaplarının çalışma sistemi, yani evlerimiz sıcakken buzdolaplarının içinin soğutulabilme sistemini insan vücudundaki o homeostasis sistemi dediğimiz o sistem üzerinden geliştirmek suretiyle sıcak ortamlarda soğuk, hatta dondurulmuş gıdaları muhafaza edebiliyoruz evlerimizdeki buzdolaplarında ve derin dondurucularda. İşte bakınız, böyle mükemmel bir sistemle donatılmış, evet, tağayyür ve teceddüt insan vücudunda meydana geliyor ama bütün bunlar yapılırken herhangi bir arızaya, herhangi bir sıkıntıya meydan vermeden bu işler bir dikkatle, bir ilimle yapılıyor.